Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan Türkiye Gazetesi'nin haber toplantısına katıldı. Aslan toplantıda merak edilen raylı sistem çalışmaları ile ilgili müjdeyi verdi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Türkiye Gazetesi'ni ziyaret etti. Gazetenin haber toplantısına katıldı. Bakan Ahmet Arslan toplantıda soruları cevapladı. Yapılması planlanan Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili detayları paylaştı. Marmara'yı malumunuz bir gidiş bir geliştir. Avrasya Tüneli iki katlıdır, iki gidiş iki geliştir. Üç katlı da ise en üst kat iki gidiş, orta kat iki geliş olacak. Başlangıçta raylı sistemi ortada düşünmüştük ama etütler yapılınca raylı sistemin altta olmasının daha doğru olacağına karar verdik. Üç katlı tünel İncirli'den Söğütlü Çeşme'ye kadar uzanacak. Tünelin metro ağına da entegre olması planlanıyor. İncirli'den Söğütlü Çeşme yaklaşık 30 kilometrelik bir metro hattından bahsediyoruz. Ve bu iki proje aynı zamanda bu güzergah üzerindeki birçok raylı sistemle de entegre olacağı için günde yaklaşık 1,5 milyon kişiyi taşıyacak. Ancak yaklaşık 6,5 milyon kişiyi taşıyan raylı sistemlerle de entegre olacak. Bakan Arslan Marmaray projesinin tamamlayıcısı olan Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı raylı sistem çalışmaları ile ilgili de yıl sonunu işaret etti. Bu sene sonunda inşallah tamamen bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 77 kilometre Halkalı'dan Gebze'ye Marmaray araçlarıyla kesintisiz hale getirmiş olacağız. Şu an Ankara'dan kalkan yüksek hızlı trenler Pendik'e kadar gelebiliyor. Sene sonu itibariyle onlar da Haydarpaşa'ya kadar gelebilir olacak. İstanbullular yüksek hızlı trene binmek için Pendik'e gitme derdinden yıl sonunda kurtuluyor. İstanbullular Haydarpaşa'dan yüksek hızlı trene binip Ankara'ya, Konya'ya hatta bu sene sonunda Karaman'da eklenmiş oluyor. Karaman'a kadar gider olabilecekler. Yine bir kısım yüksek hızlı trenler ise Halkalı'dan başlayacak. Hızlı, güvenli, ekonomik.